Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuz aslında bir dikkat sorusu üzerinden yine genel mikrobiyolojik konularından çok çok önemli bir konu olan aside dirençli boyama özelliğini bakterilerin özetleyecek nitelikte benzeri yandal mikrobiyoloji sınav sorusuydu. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin hücre duvarında mikolik asit bulunabilir şeklinde sorulmuş arkadaşlar. Önce doğru yanıtımız açılsın. Cevap kornu bakteriler şeklinde olacak. Peki hocam mikolik asit ne işe yarıyordu? Adı üzere bakterilerin aside dirençli boyamasını sağlıyordu. Mesela mikolik asidi sayesinde ARB pozitif boyanan bakteri dendiğinde en başta aklımıza miko Bakteriler gelecek arkadaşlar. Mikobakteri. Sonrasında ise örneğin nocardia ya da rodokok gibi bakteriler ise yine sahip oldukları mikolik asitleri sayesinde aside dirençli boyanabiliyorlardı. Peki konumuzda bunun alakası nedir? Mesela kornu bakterilerden bahsetmedim. Neden? Çünkü koğunu bakteriler mikolik aside sahiptir fakat aside dirençli boyanmıyor. Peki bu nasıl oluyor? Birazdan textbook referansıyla birlikte size aktaracağım. Arkadaşlar mikobakteriler uzun zincirli mikolik aside sahiptir. Bu nedenle aside dirençli boyanırlar. Nokardia ve rodokok ise görece daha kısa yani orta zincirli mikolik asit içerir. Bu nedenle kısmen ARB pozitif boyanır şeklinde kaynaklar ifade ediyorlar. O halde şöyle bir toparlayalım. Mikobakteri, Nokardia, Rodokok bunlar ARB pozitif boyanmasıyla meşhur 3 önemli bakterimiz. Farkı neymiş? Mikobakteriler uzun zincirli mikolik aside sahiptir. Bu nedenle ARB pozitif boyanır. Nokardia ve Rodokok ise orta zincirli mikolik aside sahip olmaları nedeniyle kısmen aside dirençli boyanıyor. Kornu bakteriler ise bu üç gruptan farklı olarak kısa zincirli mikolik asit içerir. Bu nedenle ARB negatiftir arkadaşlar. O halde kornu bakteriler önemlidir, değerlidir. Mikolik asidi var. Fakat kısa zincirli mikolik asidi nedeniyle aside dirençli boyanmıyorlar. Şimdi ilgili referansları vereceğim. Kaynak Murray Mikrobiyoloji. Dediğim gibi eski tarihlerde benzeri çıkmış. Yedus mikrobiyoloji sınav sorusu. Bakın arkadaşlar, bakterilerin hücre duvar yapılarından, alternatif hücre duvar yapılarından bahsettiği bölümde ilgili referans textbookumuzun tabii ki de en başta örnek olarak mikobakterilere değinmiş. Sonrasında ise buraya dikkat. Hem kornu bakteriler hem de nokardia aynı zamanda mikolik asit üretir. İlerleyen bölümlerinde ise mesela kornobakteri, bakteri, difteriyeyi anlattığı bölümde özellikle vurgulamış bakın, boltlamış. Kısa zincirli mikolik aside sahiptir. Bu nedenle örneğin mikobakteriden yani diğer aside dirençli boyananlardan farklı olarak aside dirençli boyanmaz diye de özellikle vurgulanmış arkadaşlar. O halde buraya kadar öğrendiğimiz bilgileri bir şöyle derleyip toparlayalım. Sahip oldukları mikolik asidi sayesinde aside dirençli boyanmasıyla meşhur önce girişte size 3 önemli bakteriden bahsettim. Mikobakteri, nokardia ve rodokok olmak üzere bunlardan mikobakteri uzun zincirli mikolik asidi sayesinde ARB pozitif boyanır nokardia ve rodokok, orta zincirli mikolik asidi sayesinde kısmen aside dirençli boyanır. bakteriler ise mikolik asidi kısa zincirlidir. Bu nedenle ARB negatiftir. Yani aside dirençli boyanmazlar şeklinde. Evet, görseller önemli arkadaşlar. Hem sınav sorusu olarak karşımıza geliyor hem de dersimizin akılda kalmasını artırıyor. O yüzden solda ve sağda aside dirençli boyama ve sırasıyla sağda yer alan ise kısmen aside dirençli boyama. Mesela soldaki örnek kinyon metoduyla boyanmış. Burada mikobakterilerin aside dirençli bir şekilde yani ve pozitif bir şekilde boyanmasını görüyoruz. Sağdaki örnek ise Nokardia'ya ait arkadaşlar. Kısmen aside dirençli boyanmış mikobakterilerden farklı olarak mekanizması neymiş? Uzun değil de orta zincirli mikolik asidi nedeniyle yer yer kırmızı yer yer değil bakın şekilde görüyorsunuz. Kısmen aside dirençli boyanır. Örnek nokardia, örnek rodokok. Peki kornobakteri kısa zincirli mikolik asit içerir. Bu nedenle aside dirençli boyanmaz diye ifade edilir arkadaşlar kaynaklar tarafından. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım sizler için de verimli bir ders olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşünceye değin kendinize iyi bakın arkadaşlar.